evinde aldığı 5-0'lık Alanya Spor galibiyeti ve oynadığı futbolla büyük ses getiren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isim George Jesus olmuştu. Portekizli teknik adamın kısa sürede sarı lacivertli takıma kattıkları taraflı tarafsız herkesin büyük alkışını topladı. Fenerbahçe yönetimi de takıma uzun süredir özlenen havayı getiren George Jesus'la ilgili flash bir adım atmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi tecrübeli hoca, sezon başında sarı lacivertliler ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Alınan bilgilere göre sarı lacivertliler, hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Jesus'la yeni sözleşme yapmak için düğmeye bastı. Yönetimin resmi girişimler için Kasım ayını beklediği, 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği öğrenildi. Fenerbahçe'ye imza atmadan önce bazı çekingeleri olan ve bu nedenle sözleşme süresini bir yılla kısıtlayan Jesus'un da burada çok mutlu olduğu ve yeni sözleşme teklifine olumlu bakabileceği ifade edildi. Başkan Koç'un başarılı hoca ile sürekli görüşmeler yaptığı ve sürpriz bir gelişme olmazsa Aralık ayı başında yeni sözleşmenin imzalanabileceği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Enrique, hocasının verdiği her fırsatı iyi kullanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, Alanya Spor maçında da sonradan şans bulduğu müsabakada klasını gösterdi. Valencia'nın attığı golde pası veren Lincoln Enrique, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 6 karşılaşmada 3. asistini yaptı takımının oynadığı Avrupa maçlarında da Hesus'un önemli hücum opsiyonlarından biri olan Lincoln Enrique, toplamda 2 gol, 5 asistlik performansıyla takımına önemli katkı verdi. Üstelik bunu 14 maçta sadece 603 dakika sahada kalarak başardı. 23 yaşındaki oyuncu normal pozisyonu forvet arkası olmasına rağmen, sol kanat beki olarak bile görev yaptı, adeta joker oldu duran toplardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken, sol ayağını son derece etkili kullanabilen Yıldız isim bu sezon sarı lacivertli takımda Rossi'nin ardından en fazla asist yapan ikinci oyuncu oldu. Lincoln Lig'de ise Caner Erkin ve Weghorst'un ardından en çok gol pası veren üçüncü oyuncu konumunda. Şu ana kadar 2 gol, 5 asistle oynayan Lincoln, skor katkısı konusunda Valencia'nın ardından geliyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve Serdar Aziz, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak olan derbide kadrodaki yerlerini alacak. Luan Peres, Ren maçında dizini kale direğine çarpıp sakatlanmıştı. Kontrollerde ciddi bir sorun olmaması herkese rahat nefes aldırsa da sağlık ekibinin tavsiyesiyle Sambacı, Alanya karşısında riske edilmedi. Serdar Aziz ise ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkartılmıştı. İki stoperin takıma verilen iznin ardından bu hafta çalışmalara başlayacakları öğrenildi. Luan ve Serdar, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak olan derbide kadrodaki yerlerini alacak.